Herkese merhaba. Şimdi size hazırladığım iki gezi defterini biraz göstereceğim. Bu Tokyo'ya gittiğimizde gitmeden önce hazırladığımız gezi defterim. Bu normal bir düz kareli bir defterdi. Aslında gezi defteri olarak satılıyordu. Ama şu anda satılmıyor, bulamıyorum. Tokyo'da mesela gezdiğimiz yerleri haritada çizdim, yürüdüğümüz yerleri. Gittiğimiz yerin broşürde fotoğrafını kestim. Aldığımız tren bileti. Gördüğümüz binalar. Tren biletimiz tekrar. Şöyle. Yanına da işte o anda ne düşündüğümü falan yazdığım için göstermemeye çalışıyorum. Gene harita. Tokyo Kulesi. Gittiğimiz Türk restoranı İstanbul. Asakusa'yı gezmiştik. Bu defter bitti. Yani şöyle bir bayağı bir kalan yeri var. Bir daha Tokyo'ya gittiğimizde kullanmayı düşünüyorum. Bu defteri de daha yeni hazırladım. Geçenlerde gittiğimiz 2 günlük gezi Matsumoto şehrine gitmiştik. Yani o blokta da yazmıştım zaten. Kurabe Barajı. Orada gittiğimiz fotoğrafları küçülterek bastırdım yazıcıdan. İşte biletlerimizi böyle yaptım. Bileti aldığımız yer, fotoğraflarımız. Daha sonra size göstereceğim. Mesela bu kaldığımız otelin kartı. Japonya'da böyle mühürler var. Gezi yerlerinde özellikle turistik yerlerde. Hatta mühür defterleri var. İşte ben de kendi bu gezi defterime bastım mühürleri. Tarih de yazıyor. İşte neresi olduğu falan. Dağda da gittiğimiz restoran. Kaç metrede olduğunuz. Mesela otobüsün mühürü. Broşür, yanına getirdiğim broşürler, gezdiğimiz barajın broşürü, kalenin bileti, şöyle. Kalenin İngilizce, Japonca broşürü ve kaleden sonra gittiğimiz bota bir bahçesi, bir bota binmiştik, botun bileti. Bu da botun tanımı. Broşürden kestim. Bizim seçtiğimiz kuru da işaretledim. Bu da gittiğimiz Wasabi bahçesinin broşürü. İşte Wasabi ile yapacağınız Wasabi turşusunun tariflerini falan veriyor. Bu da bahçenin haritası. Bu da botta biz. Bu da böyle. Bu da bu kadar var hala. İşte böyle defterlerimi böyle şeyler için kullanıyorum. Umarım size bir fikir vermiştir. Bay bay.